Gariplerin ve mazlumların ümidi Türkiye. Kardeşler, hepiniz bilirsiniz ki bugün Suriye'nin başına gelenler, Irak'ın başına gelenler, Mısır'ın başına gelenler, o ülkelerin içerisindeki insanlar aracılığıyla değil, harici düşmanların durumu kendilerine göre güzelce sevki idare etmeleriyledir. Bugün dünyada şu oluşum meydana gelmiştir. İsrail'in karşısında güçlü bir devlet kalmamıştır. Suriye, İsrail'in karşısında tehlike olmaktan çıkmıştır. İran tehlike olmaktan çıkmıştır. Mısır tehlike olmaktan çıkmıştır. Her birisi birbirine düşmüş, dolayısıyla da İsrail Orta Doğu'da istediği gibi at oynatabilecek duruma gelmiştir. Yani Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da meydana gelen olaylar, ülkenin içlerindeki insanların sadece anlaşamamasından kaynaklanan bir şey değildir dışarıda senaryolar yazılıyor, orada oynanıyor. Aynı oyunlar Türkiye için var mıdır? Elbette vardır. Türkiye'yi de birbirine düşürmek istiyorlar. Bugün dünya üzerinde İslam ülkeleri içerisinde dimdik ayakta duran sadece Türkiye'dir. Huzur içerisinde Ramazan-ı Şerifi yaşayan sadece Türkiye'dir. Ekonomisi yerinde olan, insanı gülen, ağlamayan sadece Türkiye'dir. Türkiye düştüğü zaman İslam ülkelerinin babası düşmüş olacak. Ve sadece ağlayan Türkiye değil, alemi İslam olacak. Suriye düştüğü zaman sadece Suriye ağlıyor. Irak düştüğü zaman sadece Irak ağlıyor. Mısır düştüğü zaman sadece Mısır ağlıyor ama Türkiye düşse bütün alemi İslam ağlayacak. Çünkü Türkiye'yi her ülke baba gibi görüyor. Gariban ülkeler sahip gibi görüyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, kardeşi kardeşe vurdurma felaketinden ülkemizi de, diğer ülkeleri de muhafaza eylesin. Temizliğin tescili Rabbimizdendir. Euzü billahi بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Nisa suresi 49. ayet Kıymetli dostlar, diyor ki Allah Celle Celaluhu, Ey insanlar! Siz kendi kendinizi aynanın karşısına geçip, ben tertemiz, gıcır gıcır, cennetlik bir insanım deyip de kendi kendinizi tezkiye etmeyin. Allah sizi teskiyetsin. etsin. Allah desin ki bu kulum tertemiz bir kuldur. Tertemiz olduğunuzu iddia etmeyin. Siz günah çukurunda, bataklık içerisinde olduğunuzu düşünün. Allah'a yalvarın. Ya Rabbi beni tertemiz eyle. Deyin. Yoksa kendi kendinizi temizlik şampiyonu ilan etmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Kurtuluşu olmayan başlangıç. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. Femaliha ulail kavmi la yakaduna yefkahuna Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar? Nisa suresi 78. ayet Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Kullarım, nerede olursanız olun, ölüm size gelecektir. Vakti, saati geldiği zaman, otobüste misin, uçakta mısın, yatakta mısın, metrobüste misin, yolda mısın, neredeysen tak gelecek ve ölüm sizi götürecek.'' Çok sağlam kaleler içerisinde de olsanız, başınızda on tane profesör de olsa, her birisi değişik alanlarda en büyük uzman da olsalar, hiç fark eden bir şey olmaz. Vakti saati gelince, onların arasında olsan bile, Azrail aleyhisselam gelir, fişi çeker, işi bitirir. Allah Celle Celaluhu, hepimize imanı kamille göçmeyi nasip eylesin.